TRT 24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı "Korona rejime bulaştı" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Covid-19 ya da kamuoyunda bilinen diğer adıyla koronavirüsü dünyada hızla yayılıyor. Dün Türkiye Sağlık Bakanı da virüsün Türkiye'de bulunduğunu teyit etti. Daha önce rejim ısrarla Türkiye'de vaka bulunmadığına dair propaganda yapıyordu. Bunun nedeni sanırım zaten berbat durumda olan ekonominin daha da ciddi bir kriz sarmalına girmemesiydi. Dün itibarıyla bu iddianın savunulamayacağını gördüler ve sonunda Türkiye'de Covid-19 olduğu artık resmi olarak da kabul edildi. Türkiye, krizin başından bu yana gayet bilinçli olarak kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Sağlıklı bilgi paylaşılmamasından da, salgına karşı önlem alınmamış olmasından da bahsetmiyorum. Manipülasyon diyorum. Bu arada, kamuoyunda zaten var olan batıl ve metafizik yaklaşımları güçlendirecek, birçokları çıkıp Covid-19'da mesela kelle paça arasında korelasyon kurdu ya da Türklerin genetik olarak virüse yakalanma olasılıklarının düşük olduğunu iddia etti. Üstelik bunları yapanlar isimlerinin başında tıp doktoru unvanı taşıyordu. Bundan daha da trajik olanı, Sağlık Bakanı'nın Türklerin zekat vermesi nedeniyle koronadan korunduğunu iddia etmesiydi. Başka ülkelerde olsa ciddi mental problemler nedeniyle psikiyatriye sevk edilebilecek insanlar, Türkiye'de güle oynaya toplum sağlığını da ciddi şekilde riske atacak biçimde bolca eğlendiler. Kaldı ki, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları esasında yargıya görevi ihmal bağlamında intikal etmesi gerekecek kadar vahimdi. Covid-19 bu nedenle aslında bize Türkiye'deki türden otoriter rejimlerin salt insan hakları ve demokrasi bağlamında değil, daha da önemlisi halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit olduğunu gösterdi. Şeffaflıktan uzak, anayasasız yönetilen, suç ve yolsuzluğa batmış yöneticilerin sonuçta çocuk ve aile sağlığı bakımından ciddi bir risk olduğunu tüm insanlar gördü. Açık ve demokratik toplumlarda, hukuk devletlerinde, özgür ülkelerde durum Türkiye'dekinden çok farklı oysa, her şeyden önce bu tür ülke ve toplumlarda şeffaflık gereği toplumla paylaşılan bilgiler hayat kurtarıyor. İran örneği karşımızda duruyor. Gerçeğin reddini politik nedenlerle meşrulaştıran otoriter rejimler öylesine içe kapalı bir enformasyon döngüsü yaşıyorlar ki sistemin içinde yetkili ve yönetici konumunda olanlar bile kendi sağlıklarını koruyamıyor. Gerçeklerle yüzleşmek önlem almanın en başta gelen koşulu çünkü. Türkiye aradan geçen haftalar içerisinde Covid-19 konusunda hiçbir ciddi önlem almadı. Göstermelik uçuş iptalleri salgını korumaya yetmeyecekti. Üstelik Türk Hava Yolları'nın yolcu taşıdığı birçok Batı ülkesine inen yolcularda Covid-19 tespit edilmesine karşın Türkiye medyası kanalizasyon kuralları gereğince rejimi karşısına almaktan özenle ve maharetle kaçındı. İşte bu ortamda kelle paçacı tıp profesörleri, Türkiye bir şey olmazcı tıp doçentleri kaçınılmazdı. İnsanlar cidden bu tiplere inanıyorlar mıdır? Ben hep kendime bu soruyu sordum. Sonuçta ortada kendileri, aileleri, çocukları vardı. Nasıl olur da birkaç şaklabanın ve yolsuzluğa, suça batmış bir yönetimin algı yönetimine razı oluyordu insanlar? Bu tür rejimler kendi gerçeklik algılarını oluşturuyor. Adeta yeni bir paralel gerçeklik inşa ediyor. Bu paralel gerçeklikte sanal gerçeklere inanmak isteyen birileri mutlaka çıkacaktır. Nitekim Necmettin Erbakan'ın adı duyulmamış ve bir mertebeye gelememiş oğlu, "Ben daha İslamcıyım" diyebilmek için çıkıp Covid-19'un Yahudiler tarafından dünyanın başına musallat edildiğini iddia etti. İslamofaşist cephede bu olurken, Kemalofaşist cephede Çin'in laboratuvar ortamında bu virüsü imal ettiğini söyleyenlere de, kötü Batı'nın dünyada nüfus dengelemesi yaptığına inananlara da rastladık. Kapalı rejimlerde komplo teorileri hep geçer akçe olur. Kolay yoldan, beyni zahmete sokmaksızın, olayların gayet popülist biçimde yorumlanması tercih edilir. Bu bir akım halini alır. Entelektüel çabaya darbe vuran bu tutum, özellikle akademide ve kamuda yaygınlaşmışsa artık kurtuluş umudu iyice azalmıştır. Bakın Almanya Şansölyesi Başbakanı Angela Merkel, uzmanlara göre toplumun %60 veya %70'inin
koronavirüsüne yakalanacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Bu durum yaklaşık 50 milyon kişinin Almanya'da COVID-19'a yakalanacağı anlamına geliyor. COVID-19'a yakalananların oranları %1 ve 3 arasında değişiyor. Bu eğer %1 olarak kabul edersek hastalığa yakalanan 50 milyon Alman'dan 500 bininin yani yarım milyon vatandaşın bu hastalıktan ölmesi demek. Dünya geneline aynı oranlarla vurduğunuzda yaklaşık 65 milyon insanın korona sonrası enfeksiyonlardan ve komplikasyonlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybedeceğini öngörebiliriz. Yaklaşık 65 milyon insanın korona sonrası enfeksiyonlardan ve komplikasyonlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybedeceğini öngörebiliriz. Bu rakamlar çok ciddidir. Türkiye, Almanya ile aşağı yukarı aynı nüfusa sahip bir ülke olarak yarım milyon insanının kaybedilebileceği olasılığına dikkate alarak hazırlık yapıyor mu? Unutmayın, bu oranlar hastalıktan ölenlerin oranının %1 olarak alındığı hesaplara dayanıyor. Fakat Türkiye gibi COVID-19 konusunda hiçbir ciddi çalışmanın yapılmadığı ülkelerde bu oranın %3'lere kadar yükselmesi beklenebilir. Bu durumda 1,5 milyon insan hayatını kaybedebilir. Hastaların bakımı konusunda hastane yatağı sayısının artırılması gerekirken Ankara bu konuda hiçbir önlem almadı. Dahası karantina uygulamayarak ve hastalığı tespit edecek test kitlerini edinmeyerek bilerek lades dedi. Otoriter rejimlerin en büyük gücü hesap vermemeye dayanmaktadır. Türkiye'yi yöneten oligarşik gruplar kendilerinden hiç kimsenin hesap sormayacağına inanıyor. Esasında çok da haksız sayılmaz. Çünkü şu ana dek ne yaptılarsa halk kabullendi. Korona salgınında da nasılsa herkes durumu kabullenir beklentisinde olduklarını tahmin etmek güç değil. Bakın, çok felsefi tartışmalara, politik değerlere, insan ve azınlık hakları gibi Türklerin çoğunda alerji yapan terimlere falan girmeden, sağlık gibi çok objektif ve özneler arası bir konudan bahsettim. Ve rejimi bu kıstaslara göre değerlendirdim. Sormak istiyorum şimdi. Değer mi çocuklarınızın geleceğini bu paçoz ve çağ dışı otoriter rejime emanet etmeye? Korona rejime bulaştı ve umarım insanların bilinçlenmesine vesile olur diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.